Hepinize selam arkadaşlar. Kaiser Redux Bulgaristan serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son Balkanlar'da bize karşı kurulan Belgrad Paktı'nın ağzına vurup hepsini annekslemiştik. Ve Osmanlı İmparatorluğu'na iki toprak bağlamıştık. Bizden toprak istemişlerdi. Biz de Osmanlı'ya sonra dönüş yapacağız deyip topraklarını vermiştik. Ama Osmanlı'nın haberi yok ki burada 100 politik power'a onların Edirne'sini istemek var. Umarım tahmin ettiğim şey olmaz. Buraları da isteriz. Çünkü burayı isteyip bu iki yer kalırsa gerçekten komik olur. Ve umarım Osmanlı reddeder de Osmanlı'ya büyük bir savaşa gireriz. Hedeflerim arasında bunlar var. Bu arada attığınız yorumların çoğunu okudum arkadaşlar. Çoğunu demeyeyim, hatta büyük bir kısmını, yani %90'ını falan okudum. Okumadığım varsa zaten o da şu an videoyu çekmeden çekerken atılan yorumlardır. Yoksa hepsini okumuşumdur. Bana demişsiniz ki Tatar yolunu dene. Yani Tatar yolu dediğiniz bu mu acaba? İshaki abinin yolu mu? Veya hani burada komünist yollar. Bunlar büyük ihtimalle, yani buradaki yollar Dijinlarla açılıyordur diye düşünüyorum. Müftü seçme falan var. Bunlar Bulgarlaştırma muhabbetleri. Topraklarımızdaki şeyleri yavaş yavaş Bulgarlaştırıyoruz zorla. Gerek öldürerek, gerek hallederek bir şekilde. Şimdi iki tane Kaiser Redux'un kattığı olay var büyük ihtimalle. Bir tanesi Zivenno, diğeri Tatar dediğiniz galiba. İşte bu şey abi. Ne bu abinin adı? İshaki. İshaki abi. Büyük ihtimalle bunlar eventlerle gidecek. Ben Zivenno'yu mu alsam, İshaki abi, Tatar dediğiniz İshaki abi ise İshaki'yi de almak isterim. Çünkü siz merak ediyorsunuz. Buraya baktım da bunları zaten aldık abi. Osmanlı'ya saldırı veriyor. Bu ne? Tengiri'yi Avrupa'ya geri getir. Wow. Tamam. Çok değişik bir yol. Buraya oynayacağız arkadaşlar. Eventlerle eğer derse. Bakın. Bu arada iç savaşı kazandık. Liberaller gücüde kaldığı gibi bir decision bitti. Eğer Tatar yolunu gösteremezsem kusura bakmayın arkadaşlar, ama eventlerle gelirse Tatar yolunu destekleyeceğim. Eğer Tatar yolu dediğiniz bir arkadaşın yorumlarında Tatar yolu dediği yol eğerse oysa. Şimdi birazcık politik power kasalım. Osmanlı'ya saldıralım. Evet arkadaşlar, iki tane event geldi karşıma. Bir tanesi partizanlar, yani isyan eden agalar. Ülkemde bir. Tam olarak Selanik'te galiba, değil mi? Selanik değil mi oranın adı? Çakaldice. Evet, Selanik'te bir sivil yaktılar. Ayıp oldu kardeşim. Freedom of Press. Ardından Red Flood diye bir kitap çıkarmış. Litvanya'nın en ünlü impresyonist yazarlarından bir abi. Red Flood diye bir kitap çıkarmış. Red Flood. Aa, çok tanıdık bir şey aslında. Neydi acaba Red Flood? Red Flood. Neydi acaba Red Flood? Neyse. Çok bizi ilgilendirmez. Evet. Bu fokusumuz da bitti. Ooh, Glorti Tsar. Glorti Tsardom of Bulgaria. Okay. Bulgaria değil, Bulgaria. Bulgaria. Her nasıl okunuyorsa. Bir Rusya'yla abi yakınlaşalım. Gerçi Rusya'yla hiç yakınlaşasım yok. Çünkü zamanında Sırbistan'a volunteer atmıştı. Rusya'dan pek haz etmiyorum abi şu anlık. Zamanında yardım etti abi Sırbistan'a. Ben Sırbistan'la birbirimi boğarken, hani Slav kardeşliği derken, Rusya Sırbistan'a yardım ediyordu. Gerçi Sırplar da Slav. Herhalde. Herhalde değil. Herhalde büyük çoğunluğu öyle. Neyse, şimdi yorumlarda siz söylersiniz arkadaşlar. Sırplar böyle, Sırplar şöyle. Ama Bulgarların da Sırpların da aynı zamanda Slav olduğunu biliyorum. Ama yine de hani kardeşlik vardı. Gittin sen kardeşinin karşısındaki adama volunteer attın. Ayıp. Ayıp. Arnavutluk'tan. Evet. Arnavutluk'tan dostluk teklifi geldi. Oğlum arda arda niye yolluyorsun lan? Tamam, kabul. Bu da kabul. Dost olabiliriz. Aga olabiliriz, evet. Yalnız sen benden nefret ediyorsun. Ben de senden nefret ediyorum. Yok, sen direkt benden nefret ediyorsun. Ben senden azıcık nefret ediyorum. Neyse, Ruslarla ilişkilerimizi geliştirdik. Bulgaristan, Russian trade deal yapıyoruz. Ve evet. Türkiye'den bir Trakya isterim. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir Trakya isterim. Büyük ihtimalle vermeyecektir ve ben de ona kafayı atacağım. Verme lan. Verme, ne olur verme. Verme de savaşalım Osmanlı İmparatorluğu. Verme. Verme Trakya'yı be. Verme be Trakya'yı. Claim değil mi bu? Claim, evet. Ne zaman cevap verecek bana? Trakya'yı vermiyoruz kardeşime diye. Ben hazırım çünkü. Bu arada arkadaşlar şunları
6-3 yaptım. 21 combat with. Şu anlık idare eder hiç yoktan. Cepheyi sarsacak divisionlar oldular. Ama bayağı bir eksik oldu. Sıkıntı yok abi. Oo. Ruslar desteklerimizi... Oo, desteklerini yolladılar bize. Nora geçireyim mi? Garanti mi o? Oo. Geç şakkı falan filan. Her Arnavutluk aga olduk hem de Rusya'ya aga olduk. Sevindim. Sevindim. Hemen şuradan abi Çanakkale'den geçelim karşıya. Bir an önce İstanbul'dan geçemezsek biz de Çanakkale'den geçeriz. Sıkıntı değil abi. Dede aç. Evet, burası bizim topraklar aga. Bir çıkabilir misin? Osmanlı İmparatorluğu bir rica etsem bir çıkar mısın kardeşim? Hemen şuraya bir turuncu abileri çekelim. Hop. Şöyle. Let's go. Bir dakika lan ne oluyor? Dur. Bir dakika dur. 18. Buraya gel. Buraya. Oğlum ne oluyor? Bir dakika lan. Dur. Şunu bir sileyim. Bu ne? Buradan. Heh. Okey. Şimdi güzel. Şimdi güzel. Herkes oraya abi. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Tamamdır. Osmanlı İmparatorluğu çok kolay oldu bu arada ya. İran'la savaşta ya arkadaşlar. Hiç zorlamayacak bizi. Yani İran'ı bitirene kadar ağzına tüküreceğiz Osmanlı'nın. İran ona geçin pek istiyor. Kabul edelim. Sıkıntı değil. İran ona geçin pek yapmak bizi mezara götürmez sonuçta. Evet, İstanbul'a girdik bile. Üzgünüm Osmanlı İmparatorluğu. Üzgünüm. Böyle olması gerekiyordu demek ki. Edirne'yi vermezsen böyle olur. Şunların hepsini Trak'a vermişim değil mi zaten? Aa, şu atlı abi. Bu atlı gitmeyin oğlum. Trak, alın Trak. Gerçi o kadar Trak'ım yok galiba ama yo, yine iyi fayda etti. Bir tane daha artırsam. Oo, hala fayda ediyor. Buraya da veririm. Heh, tamam, şimdi birazcık bozulmaya başladı ama sıkıntı değil, sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Oğlum bu seslendiren Bulgan adamın sesi var ya, o kadar hani Hoydörd'ün kendi yapmadığı belli oluyor ki. Hani çok değişik geliyor kulağıma. Seslendiren Bulgar abinin sesleri. Çok değişik geliyor kulağıma harbiden. Sanki hiç yani Hoydörd'de değil de bir Bulgar adamla yanlışlıkla Bulgar adamın YouTube'dan videosunu açmış gibi hissediyorum. Ve aynı reklam gelmiş değil mi? Bulgar bir abinin reklamını izliyoruz gibi. Evet, değişik bir his. Korularımızı geri aldık bu arada. Korularımız hala duruyormuş. Güzel. Kor olduğunu bu arada şöyle anlıyorsunuz arkadaşlar. Üzerine geliyor kor yazıyorsa kordur. Veya hani şurada isyanlar yazmıyorsa, anında burada isyan yazdığı gibi, o zaman da kordur. Aslında bir şey daha var. İsyan yazmıyorsa ve kor değilse bile bazen isyan yazmayabiliyor. O koloni toprak haline geldi anlamına geliyor. Onun muhabbetini ben de pek bilmiyorum ama orada isyan yemiyorsunuz koloni olunca. Ama orayı tam olarak da adam gibi kullanamıyorsunuz. Hiçbir zaman kompetans kasamayacaksınız mesela orada. İsteseniz bile halledemeyeceksiniz yani oranın resource'lerini hiçbir zaman adam gibi kontrol edemeyeceksiniz demek istiyorum yani. Evet, daha iyi anlatılır oldu. Daha anlaşılır oldu. Bu arada arkadaşlar ben bu modun optimizasyonunu sevmiyorum. Bakın mesela oyun 38 yılında ve aşırı yavaş gidiyor. Tabii ki bu modla alakalı değil, sadece benim bilgisayarımda da sıkıntılar var. Ama hani şöyle bir şey de var. Bu mod hani ben farklı YouTuber'lar çeksin, hani yabancı YouTuber'lar çeksin bu modu, aynı onlarda da hata veriyor. Hadi bizim bilgisayarımız kötü. Adamların iyi bu arada hani. İyi bilgisayar olan adamların da bu yıllara gelince bu kasma yavaşlıyor. Tamam, bu Hoydörd'ün bir optimizasyon sorunu ama işte yine de moddan da ufak enstanteler var. Ufak şeyler var. Hani laglattıracak şeyler var. Modun azizliğine uğruyoruz biz de birazcık. Yabancılar da uğruyor. Sıkıntı yok. Yalnız değiliz. Hiç değiliz. Ankara'yı aldık abi. Şöyle aşağı doğru kaydıralım. Fevzi Paşa hükümetini yenmek ayıp oluyor ama yapacak bir şey yok. İran'la savaşa girmeseydiniz paşam. Doğru kararlar vermek lazım. Veya İran'a tekleseydiniz paşam. Üzgünüm. Şuradan doğru hop aşağı kayalım abi. Rodoslar da şeyinmiş. Osmanlıymış. How exciting. Bu ne lan? Bir şey olmuş ama. Bir performans bir şey sergilemişler herhalde. Hem Yunan hem de Bulgar şehirlerinde. Veya Bulgar hem Yunan hem... Değil, bir şey olmuş ama. Neyse. Ruslarla iyice ilişkileri arttırıyorum bu arada. Veya boşverin Rusları ya. Şu liberal abilerin yoluna devam edelim. Ulan liberal olacağız yanlışlıkla. Sizin dediğiniz Tatar yolu yapayım derken liberal olacağım ya. Gittikçe liberal olmaya başladım. Şurası ne durumda? Ermenistan kor değil tabii ki de. Türkiye'nin... Var propaganda giderim abi. Birazcık var support'un kime zararı olabilir? Bu arada manpower'ım leş atıyor. Yerlerde manpower'ım, yerlerde. Harbiden yerlerde. Da! Abi çok değişik gelmiyor mu ses arkadaşlar? Siz de duyuyorsunuz değil mi? Aşırı değişik geliyor. Hani alışkın olduğum bir ses olmadığı için hem böyle hem de birazcık daha değişik geliyor. Yani Kaiser Reich'ın yapıp kendi koyduğu bir ses olduğu için
Hiç kulağa yabancı, çok yabancı geliyor kulağa. Çok yabancı geliyor. Şurayı pakıttı abi. Manpower'ın bu arada yerlerde farkındayım. Manpower'ın yerler olduğunu biliyorum arkadaşlar. En kısa zamanda umarım. En kısa zamanda düzelteceğiz. Mamuretül Aziz. Şu hemen Türkiye'nin kor topraklarında ilerleyelim diyeceğim. Türkiye'nin bayağı bir koru var. Osmanlı İmparatorluğu'nun bayağı bir koru var ya. Bu bize sıkıntı yaratacaktır azıcık. Az bir sıkıntı yaratacaktır ama sıkıntı yok abi. Yemen'e kadar gelince bakalım o sıkıntı hala yaşamaya devam edecek mi? Bu ne lan? Bir şey direkt evet dedim. Accident oldu da bir şey direkt evet demeyecektik abi. Onu birazcık hemen evet demesem iyiydi aslında. Neydi o acaba? Gerçi tek kararlıydı da ne olduğunu yine okusaydık iyiydi ya. Exciting bir şeyler oldu da accident mı oldu? Exciting mi yazıyordu, accident mı yazıyordu orada? Aa! Gürcistan'a mı çağırdı düşman olarak? Ha, okey. O bir şey değil abi. Gürcistan alakalı değildi ya. Yok yok. Başka bir şeydi. Ben de Gürcistan isyan etti sandım. Hani öyle mekanik eklemiş olabilirler. Papıtları isyan ediyor. O mekanik var aslında ama Mısır saldırınca galiba o mekanik oluyordu. Çünkü Mısır ayartıyordu hepsini. Mısır'a saldıracak bir Osmanlı bırakmayacağım abi. Mısır ne yapıyor? Takılıyor Mısır galiba kendi çapında. Evet, Faruk 1. Kairo Aksis mi? Oo, bu abi de hazırlanıyor bu arada arkadaşlar. Ufak ufak Osmanlı'ya saldırmak için hazırlanıyor. Bu arada Kudüs'ü başkent yapmışlar. Yok. Kudüs şeyin başkentiymiş. Pardon. Pardon. Göz yanılması. Renkleri benziyor ya. Bu arada fena yetişiyorum ha. Sayın Osmanlı İmparatoru, insan bir yol basar be. Şu Senek'teki fabrikayı bir tahmin ederim. İnsan bir yol basar be. Sayın Osmanlı İmparatorluğu. Savaşta kazanmışsınız yani. Gerçi isyanlardan nefere yol mu bırakırlar ya? Adamlar yapar yolu. 5 dakika sonra o bölgenin isyancısı patlatır yolu. Yani. Büyük imparatorlukların sonu böyle geldi zaten. Ya tabii çoğunun böyle gelmedi. Birinci Dünya Savaşı büyük darbeyi vurdu ama. Yani yine de Osmanlı İmparatorluğu'na darbe vurulan şekiller böyleydi. Rodos'a girelim. Rodos'u kor mu bu adamın? Değil. Rodos'u niye kor değil acaba? O ne alaka abi? Bu adamın Rodos'u var ve niye Rodos'u kor değil? Yoksa Rodos benim kontrolüme geçtiği için bir şey oldu. Evet, galiba Rodos'u onun koruydu değil mi? Evet, koru koru. Tamam, bana geçtiği için öyle gözükmüş. Ben diyorum ne oluyor? Osmanlı nasıl Rodos'u korlayamamış? Osmanlı'dan daha çok askerim var bu arada şu an. 17-37 diyor, benim 42 askerim var. Bir yandan İran'la da uğraşıyor Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu bayağı gitti ya. Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok hocam. Maalesef İran'a savaşa girmeyecektiniz. Biz de güzel zamanda saldırdık. Tam İran'a saldırdı. Biz de ardından geldik. Hop ne yapıyorsun hocam dedik, geldik. Bizi özlediniz mi dedik. Hava üstünlüğünü Anatolia semalarından yavaş yavaş artık Suriye semalarına kaydıralım. Çünkü savaş Orta Doğu'ya taşınıyor. Hazırladı valizini, gidiyor abi savaş. Orta Doğu'ya taşınıyor. Trabzon Rize'ye doğru bir Van Kars yap abi sen. Ve abi New York City düşmüş. Abi Amerika bayağı kötü halde ve Pasifik kazanacak gibi duruyor. Abi Pasifik'in başındaki adam Nihal Atsız'a benziyor. Bir anda yaşlı bir Nihal Atsız'a benzettim. Gerçekten Nihal Atsız'a benzettim adamı. Başka benzeyen var mı abi birine benzetebileceğim? Bu abinin yüzü niye bu kadar uzun ya? Adamı Nihal Atsız'a benzettim harbiden ya. Bu arada Brezilya'da tanıdık bir yüz var, evet. Adamı hakikaten Nihal Atsız'a benzettim bir anda. Bir anda Nihal Atsız'a benzettim. Ufak bir şeyle. Siz de benzeteceksiniz. Umarım benzetirsiniz. Ben şizofren değilimdir bir tek. Umarım siz de benzetirsiniz. Bidap benzettin mi? Bidap izliyor musun videoyu? Sen benzetirsin ya. İzlemiyorsan Bidap ayıp edersin zaten. Neyse. Şaka bir yana adam hakikaten benziyor. Bu arada et ışığından yamuluyoruz arkadaşlar. Farkındayım. Yol çekmeye uğraşmayacağım. Zaten şu anlık iyi gidiyoruz. Olsun yol da varmış ha. Ama niye böyle oluyor? Ne oluyor lan? Ben kime pistil attım? O kim lan? Ben kimle pistil attım? Ciren 2'ye kim abi? Ha, Trablus'taki abi. Trablus diyorum işte, Libya'daki abi. Aa, Mısır'a faction açmış. Arkadaşlar Mısır gümbür gümbür geliyor bu arada. Bakın Osmanlı'nın şeyini de kopardı. Elinden Libya'sını da kopardı. Mısır Osmanlı'ya saldıracaktı zaten biz yapmazsak. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Osmanlı ya Mısır'a kaybedecekti ya Bulgarlara kaybedecekti. Bulgarları seçti diyelim. Veya biz mi zorla seçtirdik Bulgarları? Birazcık bir şeyler oldu ya. Ayıp oldu biliyorum. Yapacak bir şey yok. CTRL'e hızlıca gidin abi cepheye. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz optimizasyon bayağı kötü. Bu modda. Pek sevmiyorum. Bana New World'u oynuyor diyorsunuz. Bana şey oyna diyorsunuz. Nedir o modun adı? Millennium Down Turkey.
Abi aşırı şey onlar. Onların optimizasyonu daha kötü arkadaşlar. Bakın ben Millennium Down Turkey'yi, yani Millennium Down Türkiye Plus'ı, yani Millennium Down Türkiye artı modunu oynamayı denedim. Video da çektim hatta. Hani videosunu da yapmaya çalıştım. 10 dakika oynadım. Yavaşlıktan kanser olup çıktım. Çok yavaş, aşırı yavaş. Bunalırsınız. Ben de bunalırım. Hani bu modlarda 3 saatte bir seri çıkarıyorsam, o modda 3 saatte 1,5 bölüm çıkarırım herhalde. Anlatabildim mi? Yani bayağı kasan bir mod. Biliyorum aslında çok ayrıntılı ve çok güzel bir mod. Ama optimizasyonu çok kötü. Hani 2000 sonrası Türkiye'yi çok güzel yansıtmış. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın bir anlıklık girdi. Ne diyorduk en son? Evet 2000 Türkiye'sini yansıtması güzel. Eventleri falan bir sürü ayrıntılı şey var. Fakat 2000 Türkiye'sinin sonrasını sizin kontrol edebi sizin ellerinize bıraktığı için mod çok güzel zaten. Hani 2000 sonrası Türkiye'deki bütün hükümetleri başa getirip şey yapabiliyorsunuz yani. ANAP'ından tutun DYP'sine, DYP'sinden tutun DSP'sine, DSP'sinden tutun Refah Partisi'ne. Hani hepsinin sonları var veya askeri hükümet sonları falan var. Aşırı değişik şeyleri var. Hani oynamanızı tavsiye ederim. Ben zamanında birazcık oynamaya çalıştım. Bunalıp çıktım. Ama yine de araştırdığım kadarıyla gayet hoş bir mod. Oynamanızı tavsiye ederim. Ben maalesef oynayamayacağım. Çok kasıyor arkadaşlar. Neyse birazcık kendimi acındırayım da arkadaşlar siz artık hani yorumlarda şey yapmayın yani. Birazcık kendimizi acındıralım. Şu arada Bağdat koruymuş. Bağdat'a doğru ilerleyelim. Osmanlı aslında Bağdat korluğundan çıkmış. Güzel. Osmanlı İmparatoru yavaş yavaş korularını kaybetmiş. Damaskus'u da kaybetmiş kor olarak. O zaman bu adam nasıl bu kadar şeyi az anlamadım. Hani şey yaz derken o zaman niye teslim olmuyor bu adam hala? Çok fazla. Devam ediyoruz. Şunu diyorum arkadaşlar. Diyorum ki bu adam bütün korularını kaybettiyse ve hani o kadar çok toprak kaybetti. Tüm Anadolu'yu kaybetti. İstanbul'u kaybetti. Buna rağmen nasıl bu kadar az teslim olma leveli var? Bunu anlamaya çalışıyorum. Anladınız mı? Yo abi 97'ye çıktı bir anda. Bağdat alınca düşecek o zaman bu abi. Bağdat alınca düşecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu yaklaştı. Seyit of Edirne. Tabii kanka. Aynen. Seyit of Edirne. Bence de haklısın. Osmanlı İmparatorluğu haklısın kanka. Seyit of Edirne. Evet. Treaty kabul et. Ne diyor? Aynen. Üç tane toprakla. Aynen kanka. Tüm ülkeni almak yerine üç tane toprak kabul ederim. Bence de haklısın Osmanlı İmparatorluğu. Üç tane toprakla yetineceğimi sandı ya. Yazık. Push the Ottomans out of the entire Balkans. Oo, Osmanlı İmparatorluğu'nu Balkanların tümünden dışarı ittirelim. Tarzı bir çevirisi var. Evet. Bence de. Bence de öyle. Şimdi hocam. Çok beleş. Osmanlı aldık. Alabilirsin kanka. Hatta bir tane daha pas atayım. Sen bir toprak daha al. Almadı. Tekosta'yı satacağım. Tekosta'dan başka şansım yok çünkü. Gürcistan'a Tekosta. Şu Jerusalem muhabbetine take all states. Abi biz bayağı bir büyük bir imparatorluk olduk. Tate of Edirne. Haklısın Osmanlı İmparatorluğu. Evet, peace. Haklısın evet peace. Aynen kanka peace. Hangi Osmanlı'yla peace abi acaba? Yalnız arkadaşlar manpowersızlıktan eriyoruz. What a mess. Evet. Reconquest of Constantinople. Evet. Yalnız hocam bir sıkıntı var. Manpower'ım yok. Evet, The Fate of Anatolia, The Fate of Tripolitania, The Fate of Armenia, The Fate of Armenia. Şunu yapmak hiç istemiyorum ya. Neyse, üzgünüm. İsyan yemeyeceğim. Fate of Anatolia. Restore the Ottoman Empire. Turkish Republic yapalım abi. Ottoman Empire az önce gördük. Bir Turkish Republic yapalım. Oyun dondu fena bir şekilde. Oha, ben bayağı bir şey aldım. The Fate of Georgia. Kingdom of Georgia'yı kuralım. Sinai. Sultan Egypt'e verebiliyoruz. Al Sina'yı ne yapacağım ben ya? Hicaz. Jabal Şamar'a verebiliyoruz. Jabal Şamar'ın benimle alakası yok. Release yapalım daha iyi olur benim için. Tripolitania. Release abi bunu da. Hiç sıkıntı yok. Turkey. Kim var başında? İsmet Paşam. Ah be İsmet Paşam. Sizi bu hale sokmak istemezdim. Kusura bakmayın. Yalnız benim bayağı bir toprak kontrolüm var hala. Return Turkish Lands. Turkish Lands. Yes. Şimdi toprakları verebiliyoruz Osman Türkiye'ye. Al lan hadi yarısını. İstanbul hariç ha. Okey güzel.
Türkiye topraklarına verelim arkadaşlar. Yazıktır, günahtır ya. Question of Women Rights. Verelim abi. O, yok vermedim galiba. Alttaki vermemeydi galiba. Alttaki galiba vermemeydi ya. Vermedik galiba. Özür dilerim. Galiba vermedik. Fate of Cyprus. Liberate Cyprus. Türk kor mu kanka senin ora? Yok, kor değil ki abi. Abi, Liberate Cyprus var. Türklere verelim. Türkler birazcık isyan yesin. Irak. Mezopotamian Lands bırakalım abi burada. Ülke bırakıyoruz arkadaşlar. Fate of Constantinople. Tabii ki de bizim asimile edeceğiz. Yeni bir kitap daha çıktı. Galiba kitap da o. Suriye. Evet, Suriye'yi de bırakalım arkadaşlar. O sonra şu topraklarda büyük ihtimalle bir ülke izlememi isteyecek benden. Yalnız şurası niye hala askerleştirilmemiş son? Oo abi, değişik adamlar görüyoruz. Suriye'nin Focus 3'si var. Değişik. Hicaz'ın falan da Focus 3'si var mı acaba? Merak ettiğim şeyler onlar. Amerika bitti galiba arkadaşlar. Yok, daha bitmemiş. Pasifik bitirir ama orayı. Pasifik çok güçlü. Pasifik'in bitireceğine inanıyorum. Birkaç tane daha geldi. Evet. Şurayı da versem abi biriye. Yalnız isyandan ölüyorum arkadaşlar. Yoksa vermem biliyorsunuz ama isyandan hakikaten ölüyorum. Sil şu askerlere. Manpower gelsin. En azından isyanları durduralım abi. Baksana şuna, berbat durum. Durum berbat. Şu toprak veremiyor muyum abi? Bir tane toprak aldık. Beyrut'u aldık, kaldı elimizde. Beyrut'u kim bıraktı benim kucağıma? Biri kucağıma bırakıp kaçtı gibi hissediyorum Beyrut'u. Mesela şundan verebiliyor muyuz birine? Burada seçim kapalı direkt. Neyse, yeni Türk hükümeti İsmet İnönü. İran'a bir toprak verdik abi. İran'a hayır, hoş olsun. Kazım Karabekir Paşa Ermenistan'a geri getirdik. Değişik senaryolar oluyor birazcık ya. Senaryo birazcık değişik olmaya başladı. Neyse. Arkadaşlar. Yani şey tarz bir yönetimi göremiyorum. Yok işte Tatar yolunu açalım, Zivena yolunu açalım. Hani acaba Balkan Savaşı'nı kayıp mı etmem gerekiyordu? Hani anlamadım, gitti. Acaba Balkan Savaşı'nı kaybetmem mi gerekiyordu o yollara gitmek için? Çünkü birini siz yorumlarda sordum. Yorumlarda sordum sizlere. Acaba dedim hani o fokuslara nasıl gidebilirim? Demiştiniz ki event gelecek. Eventlerle onlara yatırım yapman lazım. Onları da yapamıyorum. Komünist rule. Komünist rule zaten gidemem. Bu rule'a gidemem. Hani buralarla mı alakası var acaba? Acaba buralarla mı alakası var? Bulgarization gidersek ne olur mesela? Debuff kazanırız. Bunlar çok bir şey yok ya. Kalsın, bunlara gitmeyeceğim. Bunlarla alakası var. İnşallah yoktur. Şu fokusa kadar inmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım o fokusa kadar bir event gelirse ben size gösteririm. Gelmezse videoyu kapatırız. Tatar yolunu size göstermemiş olurum. Kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şöyle bir event geldi karşıma. Süper event. Müziği bitince devam ettiriyorum. Çünkü telif yeme sıkıntısı yaşamayalım boşu boşuna. Bu şununla alakalı. Almanya Midir Afrika'sı dağıldı. Bununla alakalı Midir Afrika artık daha karmaşık bir memleket haline gelmeye başladı. Midir Afrika değil mi? Orta Afrika kısımları. Burada Göringia. Hermann Göring bu kendisi. Almanya'ya bir event geliyor arkadaşlar. Bu mod içerisinde Almanya'ya gelen eventte Hermann Göring'i Midir Afrika'nın başına geçirmezseniz Göring Afrika'da isyan çıkarıyor. Bakın o isyan çıkarttı. Diğerleri de gaza geldi. Onlar da isyan çıkarttı ve Almanya'nın Orta Afrika ile hiçbir bağı kalmadı. Evet arkadaşlar. Stable and United Bulgaristan fokusumuz bitmek üzere. Dünyaya şöyle bakacak olursak çok da işler olmadı aslında. Bu ne lan? Olmuş aslında. Biz buraya bakmaya bayağı değişik olmuş. Göring yok olmuş galiba. Evet, Göring yok etmişler abi. Yerine buraya yeni bir Kenya People's State diye bir ülke geçmiş abi. Değişikmişler. Ve evet, son fokusumuz da bitti. Tek açılan şey Avusturya ile faction olmak. O da kabul edecek mi bizi? Edecek mi? Ne oldu şimdi? Kabul etti mi? Neyse arkadaşlar. Bana herhangi bir event gelmedi. Gittiğim tüm fokuslar 100 PP kazandırdı veyahut buff veya debuff verdi arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bakın şu buff'ları verdi falan filan veya 100 PP verdi veya hiçbir şey değişmedi. Yani güzeldi Bulgaristan serisi. Hiç şu yollara inecek şeyi bulamadım. Event'i de gelmedi arkadaşlar. Gelen eventler ya komünizm arttırıyordu. Hani tabii ilk bölümde geldi o eventler. Ya da farklı şeyler arttırıyordu. Veya Zivena yolunu da bulamadım.
Belki de onlara gitmek için savaşı kazanmamız gerekiyordu. Onu da tam kestiremiyorum. Ay, savaşı kaybetmemiz gerekiyordu. Pardon. Onu da tam kestiremiyorum. Kaiserreich şu anlık böyle mi olur bilmiyorum. İleride daha... Pardon, Kaiserreich diyorum. Kaiserredux şu anlık Kaiserredux moduna bir ara veriyorum. Büyük ihtimalle sıradaki video ya Encyclone olur ya da Kaiserreich'in... Pardon, Kaiserredux'un nerede rahi ya? Kaiserredux'un farklı bir ülke halini çekerim. Ya Gürcistan'ı ya da Moğolistan'ı falan çekerim. Belki de Doğu Türkistan çekerim. Sizin de isteklerinize bağlı olarak. İzniniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.